Sayın seyirciler, Milli Merkez 5 Ağustos'ta Silivri'de olacak. Ulusal kanala konuşan Milli Merkez Yürütme Kurulu üyeleri 5 Ağustos'ta Silivri'de birleşme çağrısı yaptı. Milli Merkez temsilcileri tiyatro binasının etrafında bir halk direnişi örgütleyelim dedi. Milli Merkez Ergenekon davası karar günü 5 Ağustos'ta yurttaşları Silivri'ye çağırdı. Eski Devlet Bakanı Ali Topuz, emekli Tuamiral Türker Ertürk, İlahiyat Profesörü Zekeriya Beyaz ve 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan, Silivri buluşmasını ulusal kanala değerlendirdi. Eski Devlet Bakanı Ali Topuz, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlattı. Hukuk sistemimiz son yıllarda öylesine bir noktaya getirildi ki, siyasi irade ne istiyorsa hukuk da onu yerine getirmeye çalışıyor. Adaletsiz bir yargılama yöntemi, yıllar süren tutukluluk, son Anayasa Mahkemesi kararını bile hakimlerin vicdanını harekete geçirmek için yeterli görmüyorlar. Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, Silivri yargılamasını tiyatroya benzetti. Ve orada hukuksuzluk adı altında yapılan tiyatro binasının etrafında bir halk direnişi olarak örgütlenin diyorum. İlahiyat Profesörü Zekeriya Beyaz, Ergenekon ve balyoz davalarındaki sahte belgelere dikkat çekti. Bu sahte belgelerle... Beyaz, sahte belgelerin kişileri değil, cumhuriyeti hedef aldığını belirtti. Esas vurulmak istenen, ezilmek istenen, tahrip edilmek istenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucularıdır. 5 Ağustos'ta kararı milletin vereceğini belirten Milli Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ümit Ülgen, yurttaşları Silivri'ye çağırdı. 5 Ağustos'ta bu mahkemelerin vereceği karar çok önemli değil. Önemli olan milletin vereceği karar. O yüzden Türk milletinin 5 Ağustos'ta Silivri önünde toplanmasını bekliyorum ben. 68'liler Birliği Vakfı Genel Başkanı Sönmez Targan da Silivri yargılamasını hukuk cinayeti olarak değerlendirdi. Cumhuriyet tarihinin, hatta yakın tarihimizin en büyük zulmü yaşanıyor. Büyük bir hukuk cinayeti var ortada. Targan, 5 Ağustos'ta hukuksuzluğa karşı konmazsa Türkiye'nin zindana çevrileceğini vurguladı. Eğer bu konuda vatandaşlar bu görevlerini yapmazlarsa, bu konuda gevşek davranırlarsa yakın bir gelecekte herkesin kapısı çalınacak ve bütün Türkiye bir Silivri zindanına çevrilecektir. Zaten bu Taksim Gezi olayları nedeniyle de bunun bazı işaretleri yaşanmıştır, görülmektedir.